Kemal Esiyobazlar, ETÖ'cüler geçmişte çok katillikler yaptılar ve üstünü kapadılar. Kutlu Adalı cinayeti, Uğur Mumcu gibi. Galip Mendi, Erdoğan'ın jandarma genel komutanı olarak 15 Temmuz'da kullandığı general, albay olarak Kıbrıs'ta bir gazeteci öldürmüş Korkut Eken'le, İbrahim Şahin ve Veli Küçük'le. Bunlar ortaya çıktı. Ondan sonra Erdoğan'ın bütün pislikleri ortaya çıktıkça gittikçe rezil rüsva oluyorlar. Garip Mendi olayı gerçekten ilginç. Fakat tartışmaların odağında aslında Mehmet Ağar var. Çünkü 4 Nisan 2021'de Erdoğan CİTEM davasını bozun. Suçlu bu adamlar zaten. 19 bin faili meşru cinayet işledi MGK kararıyla Kutsal Devlet adına. Mehmet Ağar ve 17 katil hakkında dava bozuldu. Yeniden yargılanacak. Fakat 4 Nisan'da alınan kararı yargı topluma duyurmuyor. Medyaya vermiyorlar. MİT servis yapmıyor. Ne zaman servis yapıyorlar? Sedat Peker'in susmama kararı almasıyla, arabulucuları kovmasıyla, rezil rüsva etmesiyle 7. videoda hemen piyasaya sürdüler. Ve Mehmet Ağar'a gözdağı verdi. Kim verdi? Erdoğan gözdağı verdi. Niye verdi? Sedat Peker, Süleyman Soylu tarafından korunan biriydi, mafyaydı. Makedonya'ya kaçmış ve sahte bir pasaport çıkartmıştı. Bu sahte pasaport gerçek pasaporttu aslında. Makedonya devletiyle alakaları var Süleyman Soylu'nun. Derin, uzun elleri var. Mehmet Ağar, Sedat Peker'in öldürülmesini istiyordu Erdoğan'dan. Yoksa bu adam konuşacak ve bizi deşifre edecek, rezil rüsva edecek diye Süleyman Soylu'yla aynı görüşte değildi Erdoğan'la. Operasyon yapmak istedi. Kendi katilleri var, Ayhan Çarkın gibi. Çok tecrübeli katilleri var. 40 yıllık katil yani. Derin devletin kullandığı bir sürü tetikçisi var. Onları göndermişti Makedonya'ya, Arnavutluğa. Süleyman Soylu koruma vermişti. Erdoğan ise öldürülmesini istemiyordu. Peker çok büyük hizmetlerde bulundu Erdoğan'a 15 Temmuz'da ve sonrasında. IŞİD ve El-Nusra'ya traklar hediye etti, silahlar götürdü. Yani muhalifleri korkuttu, dövdü, sövdü, gazete bastı. Dolayısıyla Peker vefasızlık sevmiyor. Vefa göstermesini istiyor Erdoğan'dan. Tayyip Ağa, Tayyip Ağa, abi abi. Lakin baktı ki Erdoğan Soylu'yu ve Ağar'ı satmayacak. O yüzden defne dedi. Defne düğmesine bastı. Onun arkasından defneden sonra başkaları da gelir. Çok var çünkü. Bir tane, iki tane değil ki. Mehmet Ağar operasyonda başarılı olamadı. Peker'i öldüremedi. Peker yurt dışında kaça kaça Dubai'ye gitti iddia ediliyor. Fakat bazı kimseler Suudi Arabistan'da olduğunu ve Kral Muhammed tarafından özel korunduğunu, Kraliyet Muhafız Birliği tarafından korunduğunu, dolayısıyla Dubai'de değil Suudi Arabistan'da olduğunu söylüyor. Sedat Peker hedef saptırmayı da seviyor. Yani Hilton oteli olduğu doğru da bu Kral Muhammed'in Hilton oteli. Mevlüt Çavuşoğlu'nu gönderdi Erdoğan. Öğrendi tabii bunu. MİT'i var, iti var. Mevlüt Çavuşoğlu Kral Muhammed'den Sedat Peker'i alamadı. Eli boş döndü. Bu nedenle videolar patır patır gelmeye başladı. Mehmet Ağar'ın bu durumda ne yapması gerekiyor bilmiyorum ama Binali Yıldırım'ın istifa etmesi gerekiyor. Erkan Yıldırım'ın gözaltına alınması gerekiyor kokain ticaretinden. Tolga Ağar'ın tecavüzden ve marinaya çökmekten, Muvariz Mansuroğlu'nun marinasına gözaltına alınması gerekiyor. Zaten Mehmet Ağar CİTEM davasında yeniden yargılanması gerekiyor. Sedat Peker'in ortaya çıkardığı iddialar, Galip Mendi'nin, Atilla Peker'in ifadesiyle gözaltına alınması gerekiyor. 15 Temmuz'da Hulusi Akar onun başına iki tane üsteğmen dikmişti. Akıncılar üstüne götürüp tutuklamışlardı. Biliyorsunuz 15 Temmuz'un darbe de bir numarası Hulusi Akar, Yurtta Sulh Konseyi Başkanı Akın Öztürk değil. Galip Mendi bunu çok iyi biliyor. 5 yıldır itiraf edemedi.
O yüzden hapsedilmeyi hak etti bence. Alevi kökenli olan Galip Mendi 14 yaşında Ergenekon terör örgütüne alınmış, özel yetiştirilmiş bir katil ve derin devletin aletiydi. Şimdi Sedat Peker'in deşifre etmesi, ki çok iyi tanıyor Galip Mendi'yi, Peker'in tanımadığı yok maşallah. Benim aldığım istihbarat Galip Mendi'yi gözden çıkartmış Erdoğan ve Alevi kökenli olduğu için zaten Alevileri sevmiyor. Aleviler AKP'ye oy vermiyor. O kadar çalıştay yaptı, o kadar baskı yaptı, Reher Çamurluoğlu'nu milletvekili bile yaptı ama AKP'liler CHP'ye oy vermeye devam ediyorlar. Bu nedenle Galip Mendil'in cezalandırılması, Osman Kavala'nın Alevi olduğu için cezalandırılması gibi sert tedbirler, sopa politikası izliyor ve diz çöktürmeye çalışıyor. Onlar da diz çökmüyorlar. Böyle bir muhaliflerle Erdoğan arasında savaş devam ediyor. Kürtlerle Erdoğan arasındaki savaş devam ediyor. Hizmetle Erdoğan arasındaki savaş devam ediyor. Erdoğan'ın küstürmediği, cephe savaşı açmadığı, kin ve nefret saçmadığı, düşman etmediği adam kalmadı. Ne dünyada kaldı, ne Türkiye'de kaldı. Kim Erdoğan'la işbirliği yapacak? Kimle işbirliği yapsa satıyor. Kimle işbirliği yapsa hapse atıyor, soykırım yapıyor, işkence yapıyor, malına mülküne çöküyor. Kullanıyor, kullanıyor. Sonra paçavra gibi çöp atıyor. Dolayısıyla Erdoğan'a kimse güvenmiyor. Sedat Peker de güvenmiyor. Bu nedenle güvenini kaybettiği için Erdoğan her şeyini kaybedecek. Neden? Güven çok önemli. Siz eğer güvenmiyorsanız reise, o zaman reis çöptür. Nereden belli? Mustafa'dan belli. Mustafa'yı Erdoğan öldürdü. 296 gün açlık grevi yaptı bu solcu arkadaş. Yemek yemedi. Fakat öldükten sonra evine fatura göndermiş Erdoğan rejimi. İki tane faturaları şöyle: yemek yemişsin, yemeklerin borcunu öde. Ve faturaların tarihi Mustafa'nın ölüm grev orucu yaptığı tarihlere denk geliyor. Yani yemek yememiş zaten. Yemediği yemeğin parasını talep ediyorlar mağdur ailesinden. Mustafa öldü. Yemek borcu kaldı. Bunun filmini de Çağan Irmak yapar herhalde. Solcu kardeşler, çakma olmayanlar yapar. Çakma solcular Erdoğan'a destek veriyor. Doğu Perinçek gibi, Mao'cu geçinen, Ruşen Çakır gibi solcular Erdoğan'ı koruyorlar. O Oda TV gibi, işte Soner Yalçın gibi. Bu ahlaksız solcular adam olmayacaklar galiba. Sosyal demokrat olamadılar, insan da olamadılar. Grup yorumun üyeleri de açlık grevinde ölmüştü. Türkan Saylar'ın avukatları da biri açlık grevinde öldü. Zaten Türkan Saylar da FETÖ'cüydü. Onun avukatları da FETÖ'cüydü. Ülkemizde aslında bir ahlaksızlık krizi var. Bir şeytanlık krizi var. Bu şeytanlık krizini yönetenlerden biri Doğu Perinçek. Vatan Pırtası darbe için kurulmuş bir darbe partisi. Erdoğan'la ortak. 15 Temmuz'un üst aklı. 10 tane general var. Darbeci olarak cemaatin ev hanımlarını, öğretmenlerini, gazetecilerini tutuyorlar. Ama Doğu Perinçek'in 10 tane generalini gözaltına alan yok. Ne Saldıray Berk gözaltına alındı, ne İsmail Hakkı Pekin. Açık açık söylüyor, biz yaptık diyor. İtiraf da ediyor. Bu kadar itirafları duyuyorsunuz fakat bir tanesi gözaltına alınmıyor. Bu nasıl bir rejim? Bu nasıl bir faşizm? Bu nasıl bir yobazlık? Doğu Perinçek'e laf söyleyen yok. Ekranlardan inmiyor. İsmail Saymaz başka bir çakma solcu. Abdülkadir Selvi başka bir düşkün. Böyle bir rejimde gazeteci yok. Doğu Perinçek pislik bir adam. Aydınlık Gazetesi, yani Soner Yalçın, Oda TV, Ver Yalçın TV, bunlar darbeci. Ve 15 Temmuz'da Erdoğan'ın arkasında duran, hala Erdoğan'ı güya ayakta tutmaya çalışan, hizmeti bitirsin diye göz yuman hırsızlığa, yolsuzluğa,
IŞİD ve El-Nusra'ya destek vermesine, hatta gidip Suriye'de Esad'la görüşen Doğu Perinçek, ikili, üçlü, beşli oynayan bir serseri. Hiçbir ahlak etiği yok. Yok, vallahi yok. Zerre miktar Erdoğan kadar şerefsiz, namussuz biri. Dolayısıyla Erdoğan gösteri yapıyor. Yani benden daha şerefsizler var. Yani siz diyorsunuz ki ben şerefsizim, namussuzum, hırsızım, teröristim, darbeciyim, womanizer'ım. Erdoğan'ın bir sürü pisliği var. Hiç iyi bir özelliği yok.